أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضيعهما
İleyye merci'ukum feunebbi'ukum feunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Vellezine amenu ve aminus salihati lenudkhilennahum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَصْرِ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم. Maşallah, barakallah. Mustafa Aktürk Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ankara Cebeci Camii, Cebeci Merkez Camii uzman imam hatibimiz. Çok teşekkür ediyoruz bu lezzetli ziyaret için. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz bizler de. Bizler de ayetlerin ışığında inşallah hakiki iman ederek, aynı zamanda o imanı salih amellerle de süsleyip, son ayetimizde ifade edildiği gibi salihlerle birlikte cennete girenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Efendim merhabalar, Cuma'ya doğru programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerle yine sizleri karşıladık. Çok güzel bir zamanın hemen kurbundayız. Üç aylar yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Muhabbetini hissediyoruz, öyle değil mi? Her gün, yeni doğan her yeni gün bizi güzellikler iklimine doğru akın akın sürüklüyor. Bu süre zarfında geçen hayatımız, geçmiş hayatımızla birlikte elbette İmtihanla dolu, imtihanla dolacak. Bu süreyi hakikaten Cenab-ı Allah'ın bizlerden istediği mümin olabilme seviyesine, kulluk seviyesine eriştirebilmek için de gayretimizi ortaya koymak lazım, öyle değil mi? İşte okunan ayet-i kerimeler, değerlendirilen vakitler, kulluk bilincine ermemiz, Cenab-ı Allah'ın bizden istediği kul olabilme seviyesine tekamül gayretiyle ulaşabilme azminde olmamız, elbette Cenab-ı Allah'ın bizden olmamızı istediği hal. Peki bu hale girince insanda ne gibi değişiklikler olacak? Elbette onu da bizler müşahede edebileceğiz. Ama çok güzel bir şey var değerli dostlar. Aslında olacak en güzel şey ne söyleyeyim mi size? Size bakınca Allah'ı hatırlayacaklar. İşte bu noktaya erişebilmek için içinde bulduğumuz zamanı, imtihanla geçen süreyi, kulluk bilincine ermiş bir fert olarak, birey olarak liyakatli bir şekilde tamama erdirmek. Ama bu hikaye aslında bizim ilk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen bir hikaye değil elbette. Başkalarının hayatları da bizim için bir imtihan oluveriyor. Ya da Cenab-ı Allah'ın bizler için yaratmış olduğu eşya bizler için bir imtihan oluveriyor. O yüzden etrafımıza basiret gözünü açarak bakan bir mümin ferasetiyle bakabilmek herhalde mesele. Bugün anladığınız üzere hayat bir imtihandır başlığında imtihan bahsinden bahsedeceğiz inşallah. Bazen musibetler konumuz olacak, bazen güzellikler, bazen iyilikler, bazen kötülükler. İşte bütün bunların bizim dünyamızda çağrışımlarını bugün sizlere bir sohbet ikliminde inşallah ikram etme gayretinde olacağız. Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un bir ifadesi var şiirlerinden birinde, diyor ki, ayıpları örter settar, amelleri ölçer tartar. Doğuştan ölüme kadar kulları sınar, yorulmaz. Elbette Cenab-ı Allah yorulmaktan münezzehtir.
bize vermiş olduğu irade itibariyle bizi de ölçecek muhakkak. Gelin hep beraber bugünkü sohbetten sonra hayatımızı daha ziyadesiyle imtihan bilincine ererek geçirme gayretinde olalım. Bugün sizlerle birlikte çok kıymetli konuğumuz Karabük İl Müftümüz değerli hocam İlyas Yılmaz Türk Bey Efendi'nin sohbetine kulak vereceğiz. Ama sizlerin de göndereceğiniz mesajları, dua dolu mesajları bu programda zaman zaman da paylaşmak istiyoruz. 0535-018-1747 numaralı hattımızdan bize muhabbetlerinizi ikram etmenizi de heyecanla bekliyoruz. Tekrar Cuma'ya doğru programına hoş geldiniz. Muhterem Hocam siz de hoş geldiniz. Efendim teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz değil mi efendim? Sağ olun, var olun. Karabük'ten bütün memleketimize, ülkemize selamlar getirdim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Allah razı olsun. Programımız hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah efendim. Şeref verdiniz. Gelişiniz hakikaten bize huzur veriyor. Çünkü her il müftümüz buraya geldiğinde, bu sohbette bizlere güzellikleri ikram ettiğinde biliyoruz ki geldiği memlekette güzel insanlar var. Onların güzellikleriyle geliyor muhterem hocalarımız zaten haliniz gibi. Giderken de buraların güzelliğini götürüyorsunuz. Bu çok güzel bir paylaşım, etkileşim. Bu vesileyle bütün yurtta, hatta vatan satının dışında da görev yapan birçok din görevlisi dostlarımız var. Hepsi dostumuz elhamdülillah. Onlara da selam ediyoruz. Sizin şahsınızda da bütün Karabük'e ve Karabük'te bulunan değerli din görevlilerine selamımızı iletmiş olalım. Aleykümselam efendim. Allah razı olsun. Muhterem hocam, girişte ifade etmeye gayret ettiğim üzere bugün imtihandan bahsedeceğiz. Böyle bir süreç ki aslında bu imtihan süreci bazen bizi bazı kavramları idrak etme mecburiyetine iletiyor. Yani diyoruz ki imtihan ya da musibet diyoruz ya da bu süreci geçirirken insan diyoruz ki insan kendisini tanımlamalı ki muhatap olduğu hususlarla ilgili yakınlığını, o hususların içerisindeki yerini tarif edebilsin. Tabii kainattan bahsediyoruz çünkü kainatın üzerinde bir varlığız. Allah eşrefi mahlukat olarak halk eylemiş ve ilk yarattığı insan ve ilk peygamber Hazreti Adem. Ki görüyoruz ki ilk imtihana muhatap olan da o olmuş. Evet. Böyle geniş bir perspektif önümüzde ama özetle siz bizim kendi fehminizden dımağımıza, hafızalarımıza bu güzellikleri ikram edin hocam. Nasıl başlayayım? Estağfurullah efendim. Efendim öncelikle Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat ve selam ediyoruz. Bu programa bizleri davet ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Programı hazırlayanların, emeği geçenlerin cümlesinden Cenab-ı Hak razı olsun. Efendim, malum âliniz Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri âlemi ervahta bütün ruhları aynı anda yarattı. Elest bezmi demiş olduğumuz elestu bi rabbikum hitabına bütün insanlar aynı anda ruhlar olarak muhatap oldular ve Cenab-ı Hakk'a söz verdiler. Ve bu söz verişten sonra bu sözün gereğinin yerine getirilip getirilmeyeceğiyle alakalı insanoğlu sırası gelince bedenleşerek ve imtihana tabi tutularak bu Cenab-ı Hak'la yapmış olduğu sözleşmeye sadakati ölçülmüş oluyor. İlk insanın, Adem Aleyhisselam'ın ilk beden olarak cennette yine orada imtihana tabi tutulduğunu görmüş oluyoruz. Ancak insanoğlu ilginç bir varlıktır. Cennette bile arayış içerisinde olduğu için ebedi yaşamı aradığından dolayı, yasaklanan meyveye yaklaştığından dolayı efendim imtihanı ilk anda kaybeder gibi oluyor ama sonradan tövbe etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a yine rucu etmiş oluyor. Allah Teala da رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ayetinde ifade buyurulduğu üzere ceddimiz, atamız, babamız, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'ın ve Havva anamızın tövbelerini kabul buyuruyorlar. O günden bugüne kadar insanoğlu imtihana tabi tutulmaya devam ediyor sırası geldikçe. Ancak Cenab-ı Hakk'ın özellikle Hud suresinin 7. ayeti kerimesinde bir ifadesi dikkatimizi celbediyor. O da şöyle: "وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ta ilk başta, yani arş suyun üzerindeyken Allah Teala yeri ve semavatı 6 günde yarattı ki kimin hangi ameli yapacağını denemek için. Daha yani henüz yaratılışın daha başında kimin hangi ameli yapacağını denemek üzere Cenab-ı Hak Teala semavatı, arzı yaratıyor. Kim hangi işle meşgul olacak? Bu ayet-i kerime bizim için çok dikkate değerdir. Dolayısıyla hayat bir imtihandır. Başlığımız zaten bu. Başından sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın verdikleriyle, vermedikleriyle, verdikten sonra aldıklarıyla, evet, tekrar tekrar verdikleriyle, neyse bunlar, maddi ve manevi bütün her şey bunun içerisine girer. Bu imtihan sürecinin birer malzemesidir. Hı. Her şey. Aslında sadece biz değil, yani bizim yanımızda bulunan herkes, komşularımız, akrabalarımız, diğer insanlar, canlı, diğer canlılar, nebatat, bitkiler, hayvanat, hepsi aynı zamanda o senaryonun, o filmin, efendim, insan filminin, herkes kendi filmini oynuyor çünkü, o filmin bir adeta bir parçası, bir nüvesi. Dolayısıyla sahip olduğumuz ve olmadığımız, gördüğümüz ve görmediğimiz pek çok şeyle birlikte biz aynı anda imtihana tabi tutuluyoruz. Ne mutlu bu imtihandan başarıyla çıkanlar efendim. Eyvallah efendim. Yani anlıyoruz ki imtihan kavramı çok geniş bir kavram. Ve bu sadece hayatımızın bir kesitiyle, bir dönemiyle ya da bir yaşanmışlıkla ibaret değil. Evet, ve bu, son ana kadar. Evet, son ana kadar. Yani imtihandan kurtulmanın tek sebebi son nefesi verip vefat etmiş olmaktır dese yeri midir hocam? Vâbud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Ölüm gelinceye kadar, son an gelinceye kadar devam eden, ergenlik dönemiyle birlikte başlayıp, buluğ çağıyla birlikte başlayıp son nefese kadar devam eden bir süreçtir bu. Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan eylesin. Amin efendim, amin inşallah. Şimdi efendim tabii imtihansız kulluğun düşünülemeyeceğini de böylelikle anlamış oluyoruz. Yani bir insan, ben elhamdülillah imtihanı bitirdim, geçeyim köşeme oturayım dese böyle bir şey muhal, yani imkansız, böyle bir şey olmayacak. Bunu bu şekilde nasıl ifade etmek lazım muhterem hocam? Yani kullukla imtihan arasında bir ilişki var muhakkak. Ama imtihansız kulluğu asla düşünmek mümkün değil desek doğru demiş olur muyuz? Allah Teala insana akıl verdi, aynı zamanda vahiy ile destekledi ama bir de irade verdi. Evet. Yani insanoğlu kendi iradesiyle Allah'ın iradesini birleştirmesi gerekiyor. Yani yapıp ettiklerini, hayatı boyunca yapıp ettiklerini Rabbinin iradesine uydurması lazım. Çünkü hayatı veren bize O. Evet. Hayatı veren, hayatı hangi amaçla bize verdiğini biz araştırmak durumundayız. Araştırmaya çok gerek yok çünkü Rabbul Alemin وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Dolayısıyla bizi kendisine sağlıklı kul olmak üzere yarattı. Yani hakiki bir kul, onu bilmek, ona ibadet etmek üzere bizi yarattı. Öyleyse bu ölçüyü sürekli gündemde tutarak, gündem değişikliklerine müsaade etmeden, çünkü insanın kendi içinden ve kendi dışından kaynaklanan gündem değiştiriciler vardır. Yani bir tanesi şeytandır, bir tanesi nefistir. İnsanın arzularıdır, hedefleridir, varmak istediği. Belki insan zaman zaman yanlış hedeflere doğru varabilmek ister. Çünkü meta var, eşya var. Eşya insanı hakikatten alıkoyabilir. Dolayısıyla bu eşyanın çekiciliğine aldanmadan, gündemi saptırtmadan, değiştirtmeden, değişmesine müsaade etmeden Cenab-ı Hakk'ın belirlemiş olduğu gündem istikametinde, onun mülkünde, onun vermiş olduğu beden ve diğer nimetlerle onun rızası için hareket edebilme gayreti içerisinde olmaya çalışmak lazım. Muhterem Hocam, girişte Mustafa Hocam en sonda Asr Suresini okudu bizlere sağ olsunlar. O Sure-i Celile'nin son kısmında imana bir işaret var.
Yani hüsrandan kurtulmanın maddelerini sıralarken elbette evvela imanı zikrediyor Cenab-ı Allah. Ve biz buradan anlıyoruz ki imtihan ile kulluk arasında hakikaten çok önemli bir bağ var. Bütün bunları aşabilmek için, imtihan sürecinden başarıyla sonuç çıkabilmek için imanın nasıl bir yeri vardır hocam? İmanı nasıl tarif etmek lazım bu imtihan ve kulluk sürecinde? Efendim iman malumlarınız olduğu üzere iman kabul etmek demektir. Yani tanımak demektir aslında. Yani Mevla'yı tanımak, Hazreti Mevla'yı, Rabbi tanımak, Rabbi bilmek. Onun gücünü, kuvvetini, otoritesini, yetkisini, etkisini, bizim üzerimizdeki tesirini tanımak demektir aslında. Ve aynı zamanda onun bu otoritesine teslim olmaktır. Teslim olmayı da ve amilus salihati olarak devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de imanla amel ilişkisi birlikte sürekli zikrediliyor. Kulluk kısmı da ve amilus salihati kısmıdır efendim. Yani hem iman ettikten sonra imanı tarif ederken dil ile ikrar, kalp ile tasdik, aynı zamanda gereği ile amel etmek diye de tarif ediliyor. İmanın tariflerinden bir tanesi de budur. Yani sadece iman etmek, iman ettim demek, kabul ettim demenin yeterli olmayacağını, çünkü iman sürekli beslenmesi gerekiyor. Yani evet, gıdalanması gerekiyor. Vücut gibidir. Yani bir beden gibidir iman, canlıdır iman. Yani bunun solmaması lazım, bunun efendim zayıf düşmemesi lazım, hastalanmaması lazım. Çeşitli marazların etkisine kalmaması lazım. Bunun için de sürekli takviye gerekiyor, vitamin gerekiyor, beslenme gerekiyor. O beslenme çeşitlerinin tamamına, işte hani bizim bedeni beslerken alfabenin tamamına yakın böyle bir şey var. Vitaminler. Vitamin isimleri var efendim. Evet efendim. Falan A, B, C, D diye devam ediyor. Bazılarının kendi içinde de şubeleri var. B1, B2, B12. Evet efendim. Aynı şekilde salih ameller de bu şekilde çok çeşitlidir. İşte bu salih amel çeşidinden olan bütün kısımların da takviye edilmesi gerekir ki imanla amel bir bütünleştiği zaman iman kulluk ilişkisi oluşmuş olsun efendim. Peki hocam, burada biz musibeti nasıl tarif edeceğiz? Hatta şöyle izninizle birazcık geriye doğru gelerek öyle sorayım sualimi. Cenab-ı Allah eşref mahlukat olarak halkettiği, yaratmış olduğu kullarına süreç içerisinde niçin böyle bir imtihan süreci tayin etmiş? Hatta bu imtihan süreci içerisinde biz biliyoruz ki imtihan sadece kötülüklerle ifade edilen bir süreç de değil. Allah-u Teala ayet-i kerimede bizi varlıklarımızla da imtihan edeceğini söylüyor. Peki bu noktada işi buradan alarak musibeti nasıl tarif etmek lazım ve nasıl bir kendimizi muhafaza altına almak lazım hocam musibetten? Aslında musibeti şu bakış açısıyla da değerlendirebiliriz. Rabbin kulunu kontrol etmesi. Kulunu kontrol etmesi. Kulum nerede? Ne yapıyor? Yani başına gelen sıkıntılara karşı ne yapıyor, nasıl bir tepki veriyor, iradesini nerede kullanıyor şeklinde algılayabiliriz. Yani hani biz bazen kendi sahip olduğumuz şeyleri, eşyayı kontrol ederiz. Acaba ne oldu, bir zarar oldu mu, olmadı mı? Veya işçi çalıştıranlar işçilerini kontrol ederler. Üretilen malı, mamulü efendim kontrol ederler. Onun özel kontrolcüleri var. Defolusunu kenara koyarlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulunu zaman zaman bazen vererek, bazen verdiklerinden eksilterek, ayet-i kerimde buyurulduğu gibi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani Cenab-ı Hak Teala sizi mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz. Nasıl? Minel havf, zaman zaman korkuyla, vel cu' zaman zaman ekonomik sıkıntılarla, ekonomik sıkıntılar bazen böyle inişli çıkışlı olabilir. Bazen de ve naqsın minel emval, mallarda bazen azalmalar meydana gelebilir. Vel enfusi ve temerat, enfus, nefislerde bazen, insanın bedeninde de bazen hastalıklar meydana gelebiliyor. Ve semerat, ekinlerde yine fırtına oluyor, sel oluyor vesaire şeyler oluyor. Dolayısıyla biz
hayatımız boyunca bunlar aslında örnektir. Yani sadece bunlar demek değildir. Bütün her şeyle Cenab-ı Hak Teala bizi kontrol ediyor. وَبَشِّرِ السَّابِر۪ينَ Sabır burada direnmek demektir, dayanıklı olmak demektir. Yani o bütün bu imtihan çeşitlerine karşı zikzak yapmamak demektir. Yani geri adım atmamak demektir. Yani istikameti bozmamak demektir aslında bir nevi. Direnmek demektir. Yani bizi arzularımıza karşı, süfli şeylere karşı dayanıklı olmak demektir sabır. Bu anlamda o sabredenlere müjdeler olsun ayeti kerime böyle bitiyor. Yani her an bir kontrol var. Evet. Elbette ki yaratan kulunu takip etmez mi? Aynı zamanda bu kontrol yine kulun kendine gelmesine de vesile oluyor efendim. Eyvallah Muhtemelen Hocam. Çok teşekkür ederiz. İzninizle burada bir virgül koyalım. Ben birkaç mesaj okuyayım, bir eser, ondan sonra sohbetimize tam da buradan devam edelim ve diyelim ki Muhterem Hocam, ömür imtihanla geçiyor. Hakikaten öyle. Ve Cenab-ı Allah her şeyle imtihan ediyor kurban olayı. Her şeyle. Ama bakıyorsunuz, işaret o ki size evlatlarınızla, eşlerinizle imtihan ederiz. Ama bakıyoruz hocam, bizim imtihan edildiğimiz kişiler var elbette. Ama Cenab-ı Allah bizimle de birilerini imtihan ediyor. Eyvallah. O yüzden öyle bir noktada durup hadiseye bakmak lazım ki, imtihan edildiklerimizin şahsında yaşamış olduğumuz arizi halleri birilerine yaşatmayalım. Kendimize bir çeki düzen vermenin ilk adımlarını ikinci sohbetin ilk kısmında atalım. Olur mu hocam inşallah, eyvallah, izninizle? Eyvallah. Peki efendim. Birkaç mesaj okuyalım. Evvela bir yurt dışı mesajı olsun. Seyircimiz merhaba demişler, bir fotoğraf göndermişler. Allah razı olsun, Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun demişler. Rabbim sizleri muhafaza eylesin değerli dostlar. Yine dolu dolu bir cumaya doğru ve Sayın Müftümüzle aydınlanıyoruz. Ümmeti Muhammed'le birlikte. Belçika'dan selamlar olsun, Erciyes ailesi. Allah razı olsun, biz de size selam ediyoruz. Yaşadığınız ülkeyi ad olarak telaffuz edemiyoruz. Lakin sizin bulunduğunuz yer inşallah güzel olur. Cenab-ı Allah oraları Bilad-i İslam haline dönüştürsün inşallah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Selamun aleyküm hocalarım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine Erciyes ailesi yazmışlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ihya ediyorsunuz demişler akşamımız. Sizinle birlikte ihya olanlardan eylesin Cenab-ı Allah. Gemlik'ten Selime Demir yazmışlar. Muhterem hocalarımız, Rabbimiz sizden razı olsun. Cuma akşamını mübarek eylesin demişler. Teşekkür ediyoruz. Yine bir dostumuz selam etmişler. Çok teşekkür ediyoruz seyircimiz. Van'dan yazmışlar. Eyvallah, Esma kardeşimiz yazmış. Allah razı olsun. Duaya ihtiyacımız var demişler. Hepimizin duaya ihtiyacı var ama biz hasreten gönderdiğiniz fotoğrafa bakıyorum. Cenab-ı Allah en kısa zamanda Sıla yavrumuza da hayırla inşallah şifasını lütfeylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Ona da söyleyin bize dua etsin. Hastanın duası kabul olur. Siz de ondan dua alın, olur mu inşallah? Karabüklü bir dostumuz, İstanbul'da görevliymiş kendileri. Selam ederiz biz de. Değerli müftüm bizleri aydınlattığı için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Her hafta Diyanet TV'de yoğunlaşıyoruz, sizin programınızı seyrediyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun, Rabbim var eylesin sizleri her daim. Sümeyye, Mehmet, Yusra, Furkan selam etmişler. Allah razı olsun, Hatay'dan yazıyorlar. Ne güzel efendim. Hatay'a da selam olsun efendim. Sizlere de selam ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bir başka seyircimiz hayırlı akşamlar demişler. İmam Hatip Ardahan'dan Halil Yıldız hocamız yazmışlar. Selam etmişler. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Dünya darül imtihandır. Âli ruhlarla süfli ruhların birbirinden ayrılması için açılmış bir imtihandır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz âli ruhların temsilcisi, Ebu Cehil de süfli ruhların temsilcisi olmuştur ifadesini yazmışlar. Cenab-ı Allah bizleri âli ruhların içinde daim kılsın inşallah demişler. Amin efendim. Cenab-ı Allah bizleri cennetinde, cemalinde kavuştursun inşallah o güzellerle. Konya'dan Ahmet Yaman Bey yazmışlar. Cumanız mübarek olsun.
kulluk konusunda maddi imkanı olanlar maneviyatta, maddi imkanı olmayanlara göre öndedir. Maddi imkanları olan her sohbet ve kutsal topraklara gidebiliyor demişler. Bu sonucu nasıl değerlendirir muhterem hocamız demişler. Bazıları gidebilir, bazıları gidemez, bazıları maddi imkanı olduğu halde gidemez. Bazıları imkan sahibi değildir ama Allah lütfediverir. Bu da imtihandır. Değil mi hocam? Eyvallah. 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 Evet. Peki, bir eser okuyalım izninizle. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Nutku Şerif, Odabaşı Dergahı Şeyh-i Kelami Mustafa Efendi'nin Ey Gönül Bakma Cihane, Gün Gelir Seyran Gider. Buyurun üstadlar. Sonra bu meydan
Teşekkür ediyoruz. Cüneyt abim, ellerinize, gönlünüze sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Harika bir taksimdi. Biz bunlara aksında, ay maşallah, Rabbim muhafaza eylesin. Maşallah. Rabbim nazarlardan korusun. Efendim. Amin. Amin. Evet. Muhterem hocam, bunlar keyif hali. Öyle deyip. Yani eyvallah, keyif ediyoruz. Ama elhamdülillah, iman ile keyif ediyoruz. Ehlullah ile keyif ediyoruz. Nutku şeriflerle keyif ediyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi efendim? Eyvallah. Bu üstadların da imtihanı bu. Şimdi alıp enstrümanlarını eline, Allah muhafaza, gayrimeşru yerlerde de icra edebilirler sanatlarını. Geliyorlar ama burada Allah diyene icra ediyorlar. Bu da güzellik değil mi efendim? Çok güzel, çok güzel. Hamdolsun. Cenab-ı Allah daim eylesin. Hamdolsun. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Allah razı olsun. Cüneyt abimize de tekrar taksim için teşekkür ediyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim dedik. Lakin hani hatırlatma babında ömür imtihanla geçiyor. Geçecek de. Birilerinin imtihanı oluyoruz biz. Nasıl biriler bizim imtihanımızsa. Bu süreci öyle güzel bir şekilde geçirmek lazım ki malın imtihanını da dirayetli bir şekilde verelim. Evladın imtihanı da, imtihanını da. Nasıl devam ederiz buradan efendim? Efendim insanoğlu... Kendisi emanet olduğu için her şey kendisine emanettir. Ancak insanda sahip olma duygusu hakim bir güç olduğundan dolayı insan bazı şeylerin sahibi olduğunu zannediyor. Mallar, can, evlatlar, her şey kendinin gibi zannediyor. Halbuki onlar da imtihanın bir parçasıydı demiştik az önce. Bu itibarla aslında biz hiçbir şeye sahip değiliz. Evet. Yani bize emanet olarak verilmiş olan ne varsa o emanet bilinciyle onları taşımak durumundayız. Burada en önde kişilerin övünç kaynağı olarak gördüğü şeyler mallar ve evlatlardır. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ diyor Cenab-ı Hak Teala. Siz mallarınızla, evlatlarınızla övünürsünüz. Sahip olduğunuz bunlar. Diğer insanlara karşı üstünlük vesilesi olarak bunları görürsünüz. Ama sonra bir rüzgar eser, hiçbir şey kalmaz. Ekinler nasıl sararıp ortadan kalkarsa, her şey insanın elinden gider. Kendi bedeni de insanın aslında her an ölmekte olan, her an insan ölmektedir malum haliniz. İnsanın hücreleri devamlı yenilenir, ölür yenilenir. Evet. Yani bir süreçtir aslında hayat boyu bu devam ederken sahip olamadığımız bir anımıza bile aslında biz tam anlamıyla sahip değiliz. O bir anımız bile bize, bir nefesimiz bile bize emanettir. Bu emanet bilincini unutup da hakim olma, malik olma, sahip olma anlayışıyla hareket ettiği zaman insanoğlu, Allah Teala bu duyguyu insana kendini geliştirmesi için vermiştir. İnsanda zayıf noktalar vardır, zafiyetler vardır. Bunları hayat boyu eğitmesi, geliştirmesi gerekiyor. Bu duygulara mağlup olmaması gerekiyor. Mağlup olanlar imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Bu da imtihanın bir parçasıdır. Öyleyse burada yine başta vurgu yapmış olduğum irade meselesine yine dönmek istiyorum. İradeye hakim olarak bu
sorunları çözmüş olabiliriz. Çünkü maneviyatın azlığı ruhsal boşluğu doğurur. Ruhsal boşluk doğduğu zaman da bunu biz maddiyatla örtmeye çalışırız. Ruhsal boşluklarımızı maddi şeylerle örtmeye çalışırız. Halbuki madde manayı asla örtemez, hiçbir zaman örtemez. Öyleyse manevi iklimimizi doyurmamız gerekiyor ki maddeye esir olmayalım. Madde bize imtihan için veriliyor. Onunla biz bir şeyleri kazanmamız gerekirken onun peşinde gidiyoruz. Ona çalışıyoruz. Yani madde bize çalışması gerekirken biz ona çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla aslında hız ortamında, hırs ortamında, şehvet, şöhret ortamında helak olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Bu itibarla israf çok önemli bir konu. İsrafla hayatımızı ifsad etme tehlikesi yaşıyoruz. Yani israf dediğimiz zaman akla hep şey gelir, işte maddeyi saçıp savurma. Aslında öyle değil. İnsanın en büyük değeri ömrüdür, hayatıdır. Hayatı boşa geçiren insan en büyük müsrif insandır. Zamanını boşa geçiren insan. Yani dünyaya geldiği zaman alması gereken ve alıp da dönmesi gerekirken almadığı şeyleri burada bırakıp eli boş giden insan hayatını israf etmiş insandır. Onun için burada israf ettiğimiz zaman bu sefer ifsad etmiş oluyoruz. Helak etmiş oluyoruz ömrümüzü ve imtihanı kaybetmiş oluyoruz. Biz kendimize sınır koymak durumundayız. Sınırlı bir varlığız. Sınırsız bir varlık değiliz. Mutlak anlamda hür değiliz. Cenab-ı Hak bizi kayıt altına almış. Bir yere kadar özgürlüğümüz var. Özgürlük alanı içerisinde hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla kendimizi sınırlamadığımız zaman, o zaman kendimizi israf etmiş oluyoruz, perişan olmuş oluyoruz. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza. Ki bu noktada bize verilen bütün güzellikleri, bize bunları vereni hatırlar bilircesine, sürekli özgürlüğümüzü, hürriyetimizi varlığın sahibine emanet ederek aslında dünya hayatında asıl hürriyete kavuşmuş oluyor. Eyvallah. Değil tabii mi? Tabii. Asıl hürriyet Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Tabii. Kul olunca olmak, da kurtulundur. Değil mi? Yani maddenin köleliğinden kurtulup manaya teslim olmaktır asıl hürriyet. Ki öyle olunca madde de bu sefer sana hizmet etmeye başlıyor. Madde size sizin elinizde olmuş oluyor yani. Evet. Ona değer vermemiş oluyorsunuz ve sizin değeriniz artmış oluyor. Madde ile sizin değeriniz artmış oluyor. Çünkü onu Allah rızasında kullandığınızdan dolayı maneviyatınız yükselmiş oluyor. Bunu da dert etmemek lazım herhalde. Dert odur ki gide dünya kala din. Dert değildir gide dünya kala din. Dert odur ki gide kala dünya gide din demişler. Yani evet. Hani şimdi söylerken evet, birazcık şey oldu, karışık oldu ama anladı seyircilerimiz. Dert herhalde o. Yani kucağınız dolusu dünya kalmış, ne fayda. Ukba'dan bir eser olmadığı sürece. Muhterem Hocam, tam bu noktada Cenab-ı Allah bizi çeşitli vesileler ile biraz önce de sohbetimize başlarken ifade ettiğimiz gibi imtihan ediyor. Bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen evladın varlığıyla, bazen evladın yokluğuyla. Hep böyle bir zıtlıklarla kaim dünya üzerinde, yine bu zıtlıkların bir tecellisi olan hususlarla da imtihan içerisindeyiz. Bu noktada fakirlik nasıl imtihansa zenginlik de imtihan oluyor. Ama bunu idrakte zorluk çekiyoruz efendim. Yani girişte de söylemeye, arz etmeye gayret ettim ben. Hani bir bolluğa kavuşunca elhamdülillah imtihanımız bitti falan diyoruz ama herhalde öyle olmasa gerek. Nasıl izah edilir efendim bu haller? Efendim insanların bazısı Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu maddi imkanları diğer insanları ezmede kullanmış tarih boyunca maddi imkanları. Dolayısıyla diğer insanların hayatlarını zorlaştırmışlar. Yani yaşamı ızdırap haline getirmişler diğer insanlara. Bu süreç böyle sürekli devam eder aslında. Toplumların belirli yerlerinde bu devam ede gider. Diğer insanlar da bu zulümden kurtuluşu, diğer insanların baskısından, diyelim ki ekonomik baskısından veya nüfus baskısından kurtulabilmenin yolunun kendilerinin de
bu şekilde bir güce sahip olmakla mümkün olabileceğini zannederler. Dolayısıyla bir şey yarışına, adeta silahlanma yarışına girerler. Yani maddi silahlanma, efendim başkaları bize tahakküm etmesin. Evlat çokluğuyla, akraba çokluğuyla, hatta el-hâkumut tekâthür, kabirlerin çokluğuyla bile insanoğlu bir süre sonra övünür hale geliyor. Bunun asıl sebebi yine diğer insanlar. Yani insan insanı aslında yoldan çıkartıyor yani. Diğer insanların etkisiyle diğer başka insanlar refleks geliştiriyorlar. Geliştirmiş oldukları bu refleks eğer sağlıklı değilse, kitabi değilse, peygamberin öğretileriyle, sünnetullah'a ve sünnet-i seniyyeye uygun değilse, o zaman bir zalim başka bir zalimi doğurmuş oluyor. Yani insanlar yeryüzünde en fazla zulmü yine diğer insanlardan görmüş oluyorlar. Her türlü. Yani hem bedeni bir zulüm, hem efendim manevi zulüm, etki, baskı. Dolayısıyla bu polisiye tedbirlerle insanlar can emniyetini güvence altına almaya kalkmıştır tarih boyunca insanlar. Halbuki hepimiz Allah'ın kullarıyız. Yeryüzünde hepimiz hep beraber imtihan için yaratıldık bilincini bu insanların tamamına aşılamış olmuş olsaydık, o zaman herkesin özgürlük alanı kendi özgürlük alanıyla sınırlı olmuş olduğu bilinci yaygınlaşmış olurdu. Bu konuda inananların, tarih boyunca ama inananların diğer insanları davet etmiş olduğu hususlar ve yaşamış oldukları hayat tarzı insanların kurtuluş reçetesi olmuş olmasına rağmen insanların ekserisi yine tarih boyunca bel ekseruhum la yu'minun ayetinde ifade edildiği üzere çoğunluk iman etmediği için inanan insanları baskı altında tutmak suretiyle o dinin diğer insanlara nüfuz etmesine engel olmuşlardır. Dolayısıyla letublevunne fî emvâlikum ve enfusikum diyor Cenab-ı Hak. Siz mallarınızla ve evlatlarınızla mutlaka imtihan olunacaksınız. Ayetin devamında veletesmeunne minellezîne keferû ve mutlaka kafirlerden eziyet işiteceksiniz hayat boyunca. Vale tesmaunne minellezine kefer min kablikum ve minellezine eşraku eden kethira. Aynı zamanda sizden önce kitap verilenlere ve onlardan siz eziyet çekeceğiniz gibi müşriklerden de tarih boyunca eziyetler işiteceksiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ayet-i kerimeden benim anlamış olduğum. Yani sadece sizin gidişatınız, sizin imtihanınız olarak devam ederken, sizin dışınızdaki insanlar da sizin imtihanınızın bir etkisi olarak size bazen hayatı zindan etmeye çalışabilirler. Onlardan eziyet duymuş olabilirsiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Mallarınızla ve evlatlarınızla imtihan olduğunuz gibi, canlarınızla, mallarınızla imtihan olduğunuz gibi sizin dışınızdaki insanlarla da imtihan olunuyorsunuz. Ona göre buna da dikkat edin diyor Cenab-ı Hak Teala Âl-i İmrân suresi 186. ayeti kerimede. Yani bir bütün olarak dünyayı düşündüğümüz zaman, insanlık alemini düşündüğümüz zaman hep birlikte imtihanın bir parçasıyız. Ama bizim tek başına hareket etmemiz yetmiyor. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinden bir tanesi emri bil maruf nehyanil münkerdir. Kötülüğü engellemek, iyiliği emretmek ve bu şekilde yeryüzünden kötülüğü ortadan kaldırmak. Aksi takdirde yeryüzü insana yaşanmaz hale gelir. Çünkü fesat ortaya çıkar. Evet. Ve bizim kendi saf olarak dinimizi, imanımızı yaşama hürriyeti bize tanımamış olurlar. Bu itibarla emri bil marufu, nehyanil münkeri de terk etmemek gerekiyor. Bu da farzdır. Hatta bazılarına göre İslam'ın beşinci farzından sonra altıncı farzıdır. Veya imanın altıncı şartından sonra yedinci şartıdır şubesidir şeklinde. Evet. Bu kadar önemli, üzerine durulmuş olan bir husustur efendim. Muhterem Hocam, Allah razı olsun. Biraz önceki ifadeleriniz, üstünlük sadece takvadadır ifadesini bana hatırlattı. Öyle bir hayat yaşamak lazım ki herhalde,
insanın kendisine Cenab-ı Allah tarafından lütfedilen bütün malı, mülkü, evladı, iyali ya da hayat standartlarını üstünlük olarak değil, sadece eğer verebiliyorsa imani güzellikleri onlara ya da onlarla birlikte yaşayıp kendisinde bir takva yönü itibariyle tekamül ortaya çıkıyorsa bunu üstünlük olarak sayması ya da kabul etmesi bekleniyor insandan. Öyle değil mi efendim? Malum işte takva Cenab-ı Hakk'a duyulan saygı ifadesi ve bu saygıyı elde edebilme gayreti içerisinde insanların takvada yarışması. Allah'ın rızasını celbetmek için kazanmak için gayret göstermeleri Kur'an-ı Kerim'deki temel kavramlardan bir tanesi. Ama işte yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Bizim eğer manayı kaybedersek maddi hususlar bizi çembere aldığı zaman insanı kuşatıyor ve insanın gözü, kulağı gibi oluyor adeta. Bütün her şeyiyle düşüncesi madde olunca orayı tatmin etmeye, orada bir yarışa başlayınca insan takva boyutu eksik kalmış oluyor. Takvayı kuşanan insanlar, takvayı azık olarak, ahiret azığı edinen insanlar için bu bahsetmiş olduğumuz hususların hiçbir önemi yoktur. Yani dünyada bir şeylerin fazla olmasının, eksik olmasının veya bir işlerin kötü gitmesinin çok fazla bir önemi yoktur. Allah'ın rızasını kazanma gayreti içerisinde olduğundan dolayı kendisini o noktada Allah'a teslim etmiştir ve kaybettiği şeye üzülmemektedir. Kazandığı şeye de fazla sevinmemektedir. Yani asıl olan istikamettir onun için. İstikamet üzere devam etmiş olduğu her gün, Allah rızası istikametinde yaşamış olduğu her gün onun için kazanılmış bir gündür. Evet. Onun kurtuluşudur efendim. Allah razı olsun hocam. Şimdi bu noktada aslında benim sual etmek istediğim bir husus da şu muhterem hocam. Son birkaç yıldır muhatap olmuş olduğumuz bir hastalık var. Bütün dünyaya yayılan bir pandemiden bahsediliyor ve o neticede hastalanan bir sürü ümmeti Muhammed'den ve dünya insanlarından kişi oldu. Bu süre zarfında biliyoruz ki hani yine Allah Resulü'nün ifadesinde şu beş şey gelmeden kaybetmeden kıymetini bilin, değerlendirin işareti var ki hastalık gelmeden elbette sağlığın kıymetini bilmek lazım. Ama hastalık da bir imtihandır. Bununla birlikte bu ayrı bir bahis olmuş olsun, onunla başlayınız arzu ederim. İkinci husus da şu, Cenab-ı Allah bazı kullarına, bazı diğer kullarına vermiş olduğu bazı özelliklerden mahrum olarak o kulları dünyaya gönderir. Evet. Kimisinin bedensel bir özrü vardır, mesela gözü görmez vesaire. Bunu nasıl değerlendirmek lazım bu imtihanı efendim? Buradan devam edelim. Evet. Cenab-ı Rabbul Alemin bizleri öncelikle bu salgından kurtarsın inşallah. Yani tıpkı mallarımızda olduğu gibi bedenlerimizde de okumuş olduğumuz ayette de ifadesi geçmişti. Bedenlerden noksanlık olarak bazen Cenab-ı Hak insanların bedenlerinden bazen alır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ diye başlayan ayet-i kerimede وَالْاَنْفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ Şimdi bu insanların, dünyadaki insanların takriben %12 ile %13'ü, ülkemizde de aynı ortalama aşağı yukarı tutuyor, %12, %13 arası insanlarımızın engelli olduğu. Bazıları doğuştan engelli, bazıları da daha sonradan çeşitli kazalara karışmak suretiyle veya hastalıklarla engelli durumuna düşebiliyorlar. Bu insanlar da Allah'ın bize emaneti, yani o insanların anneleri, babaları veya evlatları o kişilerle ayrıca bir özel imtihana tabi tutuluyorlar. Aslında o kişiler, o emanet oldukları kişiler için birer cennet kapısı. Değil mi? Birer cennete gidebilme vesilesi. Ayağına gelmiş cennet. Yani ona bakarak, yaşlılar da böyle. Diğer engelliler değil sadece, yaşlılar da böyle. Ana babalar, başta olmak üzere dedeler, nineler. Bunlar da cennete gidebilmesi için bir cennet kapısı, bir fırsatı. Evet. Kişiler için ise, yani hani engelli olan insanlarımız için, onlar için ise acaba o engel hangi günahların işlenmesine engel olmuş? Değil mi efendim?
Bir de böyle bakmak lazım. Hangi Allah Teala o kulu hangi yapabileceği muhtemel olaylardan, işleyebileceği muhtemel olaylardan o şekilde muaf tutmuştur. Bu fotoğrafın, madalyonun diğer yüzünü biz göremediğimiz için, ahirette bunu göreceğimiz için o zaman biz bunu daha iyi anlayacağız. Acaba o kişiler mahrum mudur? Şu anda onları biz belki mahrum olarak, bedensel olarak mahrum gibi görüyorsak da acaba onlar mahrum mudur? Yoksa eğer muhafaza mı edilmiştir? Muhafaza mı edilmiştir? Mahfuz mudur? Mahfuz mudur? Yani evet. Eğer şükredebiliyorlarsa ama, değil Allah'a mi? İsyan etmiyorlarsa, ya Rabbi mülk senindir. Tebârekellezî biyedihil mulk. Amen. Ve hu alâ külli şeyin kadir. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Amen. Sen neylersen güzel eylersin ya Rabbi. Ya sen kul şunu bilmeli ki, evet, kendisinin kendisini kainatta en çok seven Rabbidir. Amen. Kul Rabbi o kişi için bir şeyi takdir etmişse o onun için en güzelidir. Kul Amen. Bunu bilmesi lazım. Yani imansızlık dışındaki her şey bizim için en güzel şeydir. Başımızın üstünde yeri vardır. Her türlü evet. Duruma. Cenab-ı Allah güzel. Elhamdülillahi ala kulli hal sive şirki ve dalal. Eyvallah. Şirk ve dalalet dışındaki her evet. Halükarda evet. Allah'a hamdolsun. Hamdolsun. Eyvallah hocam. Hocam izninizle birkaç mesaj, bir eser sonra sohbetimize devam edelim Allah izin verirse. Ama bu sefer değerli dostlara da mesajlar verelim. Yani hani biz burada konuşuyoruz, Allah herkese yardım eylesin. Amin. Elbette engelli bütün kardeşlerimize de onların haliyle hallenmedik. Belki bundan dolayı bizler hamd ediyoruz ama sizin halinizden de bakmaya gayret ediyoruz mevzuya. Ama elhamdülillah Cenab-ı Allah size müjdeyi inşallah ahirette verecek değil mi hocam? Eyvallah. Yani dünyayı Eyvallah. Görmektense ahireti orada cenneti görüp cemalullah'ı müşahede etmek herhalde muhteşem bir haz olacak. İznillah inşallah. İnşallah efendim. Mesajlarımıza bakalım. Selam etmişler. Aleykümselam ve rahmetullah. Nevşehir'den Saliha Arslan, Allah razı olsun. Her cuma bizi farklı bir konuda irşad ettiğiniz gibi bu cumada imtihan konusunda kalplerimizi açıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim Şafi ismi şerifiyle şifalar lütfeylesin. Az görüyorum demiş değerli seyircimiz. Eyvallah. Bazıları çok görüyorlar ama kalp gözleri kör. Sizlerin kalp gözü açık olur inşallah. Ve hakikati görürsünüz değil mi efendim? İnşallah. Hakikati görmeyenler mahşerde âmâ olarak diriltileceklerdir. Sübhanallah. Bak Allah-u Teala hakikati tecelli eden hakikati görebilmeyi nasip eylesin. Eyvallah efendim. Teşekkür ediyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Şaban Özdemir Bey Amasya'dan bizlere yazmışlar. Sağ olsunlar. Hayırlı cumalar dilerim. Sohbetlerinizi severek dinliyoruz, seyrediyoruz. Müftü efendimize, Müftü hocamıza ve size sağlıklı ve afiyetli ömürler diliyoruz demişler. Allah Hızır Altıner beyefendi yazmışlar. Emekli İmam Hatip İstanbul Fatih'ten. İstanbul'a selam olsun. Özellikle Fatih'e. Antalya'dan Süleyman Çiçek Bey yazıyorlar. Selam etmişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tüm İslam aleminin cuma gecesi mübarek olsun. Sizleri Allah için seviyoruz demişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bundan büyük bahtiyarlık var mı efendim? Sağ olunuz. Size ve değerli konuğunuz İl Müftümüze Karabük'ten Yıldırım ailesi olarak hayırlı akşamlar diliyoruz demişler. İlgiyle takip etmişler. Ettiklerini söylüyorlar. Allah razı olsun. Değerli hocamız Mahmut hocama da selamlar demişler. Eyvallah, aleyküm selam. İl Müftü yardımcımıza da selam gönderiyorlar. Aleyküm selam. Eyvallah, bakın. Eyvallah. Harika, çok güzel takip ediliyoruz. Evet. Hatay'dan yazmıştı sevgili Hataylıdır İl Müftü yardımcımız. Öyle mi efendim, evet, oradan pozitif evet. Ayrımcılık. Eyvallah, bir evet. Gülmüşhane mesajı var. Hayırlı geceler dilemişler, Allah razı olsun. Allah razı olsun, Müslümanca bakış nasıl olmalı bu olaya diye sual etmişler. İnşallah konumuz içerisinde değerlendirelim Allah izin verirse. Bir başka seyircimiz, eyvallah değerli hocalarım, Trabzon'un Of ilçesi Geçitli Köyü'nden Remzi Yavuz Türk seyircimiz. Evet. Sizleri saygıyla selamlıyor. Cuma akşamı hürmetine dualarınızı bekliyorum. Saygılar demişler. Allah razı olsun. Biz de dualarınıza talibiz. Emine Taşkın ve ailesi Kahramanmaraş'tan selam etmişler. Annem babam sizi çok seviyor. Allah'ım sizlerden razı olsun demişler. Evet. Ellerinden öpüyoruz efendim. Annenizin babanızın sizlere de selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Şimdi tabii bazı şeylerde vakiti iyi değerlendirmek lazım.
Bir de hani kervan geçiyor, zaman da geçiyor. Öyle göçtü kervan, kaldık dağlar başında diyerek de övünmemek lazım. Kervana yetişmek lazım. Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Eseri okuyalım. Anlaşıldı. Anlaşıldı değil mi? Eyvallah. Buyurun üstadlar. Eyvallah. Maşallah, barekallah. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin. Amin. Şerefçim ellerine sağlık. Harikaydı, çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyoruz üstadlar. Allah razı olsun.
Oh ne güzel ya Rabbi. Elhamdülillah. Maşallah. Ehlullah'tan bir mübarek zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikide bir böyle salatü şerifi getirir. Mübarek dudaklarını yalarmış. Oh dermiş. Bal gibi tada erişti dudaklarımız. Hakikaten öyle oluyor eserler. Yani direkt ruha temas ediyor, ruha hitap ediyor. Ve işte bu hal yine Dervişhan'ın yaşadığı cezbe hali gibi. Bunu bu şekilde ortaya koyuyor kendi dünyasında Ehlullah. Nutku şeriflerle, bestelerle vesaire. Cenab-ı Allah inşallah güzellikleri her daim müşahede eden, onların kıymetini bilen, onların da imtihan olduğu bilincine erip, bu imtihanı kolay bir şekilde geçebilme ümidinde olan ve bir husus var ki efendim, orası çok önemli. Özellikle üniversite öğrencilerine, sevgili kardeşlerimize sesleniyoruz. Hani final zamanı yaklaşıyor. Tam yani, bu sıralar. Tam da bu sıralar. Yani Allah cümlesine kolaylıklar ihsan eylesin. Evet. Ama Cenab-ı Allah için de yani kulların da bir final sınavı var. Ama Allah-u Teala öyle merhametli ki hocam, sınav sorularını vermiş. Soruları vermiş. Hatta cevapları da. Cevapları da vermiş. Artı şeyi de vermiş. Hocayı da sınavları yapmak üzere göndermiş. Yani soruları doğru cevaplamak üzere hoca da öğrenciye yardım ediyor yani. Şu yanlış. Peygamberler. Evet, peygamberler. Hepsi evet. Hazır. Yani üniversite öğrencisi kardeşlerimize seslenirken birazcık da bunu hatırlatmak için seslendim ama biliyorum ki onlar dünya imtihanlarını geçecekler. Üniversite sınav imtihanları da, iş sınavları da kolay geçsin inşallah. Dua eyvallah, etmiş olalım inşallah, eyvallah. Şimdi efendim elbette her şeyin bilincine eriyor kul. Birazcık sati manada da olsa bazı bilgilere vakıf oluyor. Ama onu fiiliyata dönüştürmede birazcık güçlük çekiyor. Her zaman önünde bir yol göstericisi de olmayabiliyor. Yani sizler çok kıymetlisiniz o yüzden bizim için. Tabii. Yani bir Karabük ilimizde başı sıkışan, bir müşkülü olan gelip kapıyı çalıp hocam böyle bir belaya muhatap olduk, bize yardım ediver, yol gösteriver diyebilir. Evet. Bazıları bu imkana sahip olamayabiliyor ya da evet. Aklına, fikrine gelmiyor böyle bir şeyler. O yüzden bilmiyorlar ki imtihanla baş etmenin yolu nedir. Buradan mevzuya başlayalım ve değerli seyircilerimize de seslenmiş olalım. Bendeniz de istifade edeyim. İmtihanla baş etmek için ne yapmak lazım hocam? Efendim öncelikle imtihanın nereden geldiğini unutmamak lazım. Eyvallah. İmtihan Allah'tan geliyor. Tevbe suresinin 126. ayetinde Cenab-ı Hak Teala اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنَ Eyvallah. Bilmiyorlar mı ki, insanlar görmüyorlar mı ki insanoğlu senede bir veya iki defa önemli bir imtihandan geçer. Hmm. Gerçekten her an, her gün aslında biz imtihandayız yapıp evet. ettiklerimizle ama bir de böyle insanoğlunun senede bir iki defa ayette ifade edildiği üzere başına böyle beklenmedik, ani, plansız, programsız, sürpriz denilecek hadiseler meydana gelebilir. Yani bir yakınını kaybedebilir, önemli bir hastalık geçirebilir veya efendim malında, mülkünde bir kazaya uğrayabilir veya bedeninde bir kazaya uğrayabilir gibi böyle büyükçe sayılabilecek olan hadiselerle de insanoğlu karşı karşıya gelme, özellikle mümin insanlar bunlarla karşı karşıya gelme beklentisi içerisinde olmalılar efendim. Hı hı. Cenab-ı Hak bunun nereden geldiğini iyice anlamalı evet. ve bu olay karşısındaki ilk anda gösterilecek olan tepki çok önemlidir. Musibet anında, bela anında ilk anda gösterilecek olan tepki çok önemlidir. Yani efendim yapacak zaten bir şey yok. Yani o olaya karşı o olayı bertaraf edecek bir imkan zaten yok. Olan olmuştur, gelen gelmiştir. O andaki tavır, gösterilecek irade, kişinin imtihanı, o imtihanı, o engeli. Aslında insan hayatı böyle engelli koşu gibidir. Hmm. Yani hayatın başından sonuna kadar bir engeli aşarsınız, bir müddet koşarsınız, sonra bir engel daha gelir. O engeli de aşabilirsiniz, bazen aşamayabilirsiniz, takılabilirsiniz. Ama takılıp düşseniz bile tıpkı koşucular gibi tekrar yeniden koşmaya devam ediyorlar. Takip ettiğimiz kadar atletler. Tabii. İşte düşen yerde kalmıyor, tekrar kalkıyor.
Ama rakipleri kendisini geçmiş oluyor. Yine koşmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de hayatımız boyunca engelleri aşarken düşsek bile yeniden kalkarak, hata etsek bile Rabbul Alemin'e iltica ederek, bizim sahibimiz sensin ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir Allah'ım demek suretiyle istikameti yeniden bulmak, yeniden sahaya inmek, yeniden çizgiyi bulmak çok önemlidir. İstikamette devam etmek çok önemlidir. Onun için hem bu imtihanlara hazır olmalıyız, hem de bunları aldığımız anda, o ilk andaki tepkimiz, o sadece şeyde değil, biz burada bir şey kaçırıyoruz. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz bunu genelde cenazelerden sonra, cenazeyi duyduğumuz zaman bunu söylüyoruz. Halbuki bu başka yerde de söylenecek. Yani bu diğer musibetler anında da biz Allah içiniz diyeceğiz. Amen. Biz Allah'ın bize çizmiş olduğu, sahibimizin bizden istemiş olduğu proje istikametinde hareket ediyoruz. Biz mümin olduğumuz için kitabımıza göre yaşıyoruz. Kitabımıza göre yaşarız biz. Kitabımız bize neyi emrediyorsa ona uyarız. Kitaplara iman var ya, imanın esaslarından bir tanesi. Yani kitaba iman etmek demek, ben kitabın varlığına iman ediyorum demek değildir. O kitabın içindeki bütün hükümleri eksiksiz, şeksiz, şüphesiz kabul ediyorum ve onların gereğini yapıyorum demektir. Evet, yani elbette. Kitabın varlığı biliniyor zaten. Yani bunu kabul etse kişi ne olur, etmese ne olur? Zaten biliniyor, ortada evet. Var olan bir şey. Ama kitabın gerektirdiği, emretmiş olduğu hususları, tavsiye etmiş olduğu hususları kabul etmektir mesele asıl. Bu anlamda mümin insan bu musibetin o ilk anını çok iyi değerlendirmek durumundadır ve burayı sabırla, Mevla'dan gelene, Mevlam'dan gelen benim başım üstüne, yani başım üstüne deyip veya bir de başka bir husus var, nerede hata yaptık hususu. Cenab-ı Hak'tan gelen uyarılar, bazen musibetler, bazen bizim uyarılmamız içindir. Yani acaba uyarı niteliğindedir. O uyarı niteliğinde gelen uyarıyı iyi algılamak lazım. Müminin başına her gelen musibet onun için sadakadır diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ayağına diken batsa bile sadakadır. Çekmiş olduğu sıkıntılar günahlarına kefarettir. Yahut sizin için şer görünen bazen hayır da olabilir. Bazen hayır olabilir. Tabii biz arka planını tabii bilmiyoruz. Allah-u Teala küçük bir bela ile büyük bir musibeti def etmiş olabilir üzerine. Eyvallah. Belki gitmemiz gereken bir yere gitmemiş olduk o musibetle. Engellenmiş olduk, az önce evet. ifade etmiş olduk, Allah bizi muhafaza evet. etmiş oldu. Eyvallah. Şimdi bunları bu şekilde karşılamak lazım. Yani musibeti sabırla ve tevekkülle ve teslimiyetle kabul etmek lazım. Rabbim sen benim Mevlamsın, benim dostumsun, sen bana yanlış yapmazsın. Dünyadaki bazı arkadaşlarımız bizi üzebilir, dostlarımız bizi üzebilir. Ailelerimiz de üzebilir. En yakınlarımız da bazen mümkün. Bize üzebilir, mümkün. Ama Rabbimizden bize asla hiçbir zarar gelmez. Ondan bize gelen ne varsa bizim lehimizedir düşüncesini mutlaka belleklerimize yerleştirmemiz lazım. Sindirebilmek zor olsa dahi kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmek lazım. Ya şimdi, ne verdinse odur dahi nemiz var demek lazım herhalde, değil mi? Peygamberlerin hayatı hep örneğimizdir. Evet. Cenab-ı Hak onlar bize böyle tarihi bir bilgi olsun diye anlatmıyor. Onlar bizim için ibrettir hepsi. Hepsinden Amin. Örnek alacağız. Yani bizim peygamberimiz, bütün hepsi bizim peygamberimizdir de Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin yaşamış olduğu sıkıntılar evlatlarından 6 tanesini kendi eliyle defnetmiştir peygamberimiz. Allah evlat acısı vermesin diyoruz ama bunlar dayanılır acı değildir. Ama en sevdiğine, en sevgiliye bunun başına gelen anası, babası, ana acısı, baba acısı, yani. Dede acısı, amca acısı, eşinin acısı, evlatlarının acısı
bunların hepsi, onun da yüreği vardı, onun da yüreği, evet. O da bir insandı, onun da bizim gibi yüreği vardı, o da gözyaşı döktü. Dolayısıyla vatanından çıkartıldı, vatanından yaşadığı, 53 sene yaşamış olduğu vatanından uzaklaştırıldı, çıkmak zorunda bırakıldı. Dolayısıyla hicrete zorlandı. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman, Mekke'de Beytullah'ın önünde namaz kılarken üzerine efendim yapılmış olan tabii, hakareti biliyoruz. Evet, dolayısıyla evet. Bütün bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmiş değil. Yani bu kadar eziyetin hiçbirisi bizim başımıza gelmiş değil. Ateşe atılan peygamberleri biliyoruz. Hastalıklarla imtihan edilen, şehit edilen peygamberler var Allah'ın. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam gibi eşiyle imtihan edilen. Tabii eşiyle, çocuğuyla imtihan edilen. Onun için biz en değerli insan biz olmadığımıza göre, bizden daha değerli insanların başlarına gelebilen bazı imtihanlar bizim de başımıza gelebilir düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. O yüzden sabır ve tevekkülün altını çizdiniz değil mi? Evet efendim. Evet efendim, sabır ve tevekkül. Ve musibetin Allah. İlk isabet ettiği anda müminin tutumu. Tutumu. Evet efendim. Allah razı olsun. Allah güç kuvvet ihsan eylesin. Ama bunun için de şey gerekiyor, güçlü bir irade gerekiyor. Yine bunun altını çiziyorum. Yani o sabrı gösterebilecek güçlü bir irade gerekiyor. O irade bir anda gelmez. Yani bu kişinin ergenlikten itibaren sorumluluk bilincini kuşandığı zaman takva bilinciyle birlikte kendisinde meleke haline gelmiş olan bir güçtür, manevi güçtür. Manevi evet, güce böyle sallantıda olan manevi güç ufak bir rüzgarda yıkılıp gider. Onun yıkılmaması için, sağlam olabilmesi için, zor anda sağlam duruş sergileyebilmemiz için bollukta kulluğumuz evet. sağlam olması lazım. Darlıkta sıkıntıyı aşabilmenin yolu bollukta temeli sağlam atmış olmak gerekiyor efendim. Yani eğer dünyaya ait bir mal, mülk var ise onu sadece Cenab-ı Allah'ın bahşetmiş olduğu iman niyetine sarf edebilecek iradeyi Cenab-ı Allah'tan istemek lazım herhalde. Bollukla değil imtihan mi? Etmek olmak çok daha zordur belki darlıkla evet. imtihan olmaktan. Çünkü bolluğun gerekleri evet. başlıyor. Yani bolluğa düçar olan insanın vazifeleri artıyor. Daha önce kendisinde olmayan yeni görevler ortaya çıkıyor. Yani zekat başta olmak üzere o evet. malın mali ibadetler kısmı diye bir yeni bir sayfa açılıyor. Dolayısıyla infak ortaya çıkmış oluyor, sadaka ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunlarla da ayrıca kişi imtihan edilmiş oluyor. Yani ömrü boyunca kazanılmış olan bütün her şeyin hani nereden kazandın sorusu başladığı gibi nerede kullandın sorusu da başlıyor. Burada karunlaşmamak önemli bir husustur. Yani zengin insanımızı da karunlaşma tehlikesi her zaman bekliyor. Allah Teala vermiş olduğu nimetleri hakkıyla kullanabilmeyi nasip eylesin. İnsanoğlu helalinden kazanmış olduğu malını, mülkünü bile kendi özgür iradesiyle kullanma yetkisine sahip değildir. Onu da Allah'ın istediği gibi, istediği kadar kullanmak durumundadır. Buna da dikkat Eyvallah etmek hocam. Gerekiyor. Muhterem Hocam, son olarak imtihanı hep bize verilen kazanımlarımız üzerinden konuşuyoruz. Bir de verilmeyenler var. Evet. Yani Allah-u Teala o verilmeyen hususiyetleri düşünün. Mesela fakr-ı zaruret içerisinde olan bir kişinin haline Allah muhafaza isyan etmez. Niçin benim malım, mülküm yok? Niçin zengin değilim? Niçin işte pervasızca harcayabileceğim bir param yok, malım, mülküm yok vesaire noktası. Bu noktayla alakalı bundan kurtulabilmek için şüphesiz ki bu şeytanın vermiş olduğu bir elbette vesvesedir ve nefsimizin de bizim ruhumuza galebe çalmak için ortaya atmış olduğu bir düşüncedir, kötü düşünce. Buna karşı gelebilmek için yine elbette irade çok önemli bir noktada. Lakin insanlara bakarken, bizden daha zengin olana bakarken ya da ibadet hususunda bizden daha üstün olanlara bakarken tutumumuz ne olmalı muhterem hocam? Efendim bazıları şöyle bir dil kullanıyorlar, çok yaralayıcı bir dil. O da şudur, diyorlar ki fakir insanları sabırla kandırıyorsunuz.
Yani sabırla onları oyalıyorsunuz. Halbuki bu öyle değildir. Dünya çok kısa. Elbette. Ahirete göre kıyasladığımız zaman dünya çok kısa. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir derya diyor. O deryaya parmağınızı sokuyorsunuz. Parmağınız ıslanıyor, bir damla kalıyor, o da düşüyor. Yani o ıslaklık kadardır dünya nimetleri. Öbürü de derya, ahiret. Cenab-ı Hak Teala imtihan için baştan beri konuştuğumuz mesele, her şey bizim dışımızdaki ve içimizdeki, afaki ve enfusi her şey imtihanın bir parçası. Öyleyse Cenab-ı Hak vererek imtihan ettiği gibi vermeyerek de imtihan ediyor. Kişiyi darlıkta da bollukta da bazen aynı kişiyi hem darlıkta hem bollukta deneyebiliyor. Bazılarını da sadece bollukta deniyor. Bazılarını da darlıkta sadece denemiş oluyor. Şimdi bu gibi hallerde yapılması gereken yine bizim yine yegane sığınağımız sabır. Sabır, sabır. Çünkü dünya çok, dünya süresi çok kısa. Evet. Zaman çabuk geçiyor, ömür çabuk tükeniyor. Göz açıp kapayıncaya kadar bir de gözünü yumdun, açtın bir de ahiret. Dolayısıyla çok yakın. Çekilmiş olan bu çile bize layık görülen, Rabbimizin bize layık görmüş olduğu, eğer biz maddi olarak gerçekten bedeni olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürebiliyorsak da yine de bazı imkanlara sahip olamıyorsak yapacak bir şey yok. Yani evet, tevekkül edip Allah'a dayanmak yine aynı şeye dönüyoruz. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. Yani ne güzel Mevla. Ondan ne gelirse amenna deyip yine sabredeceğiz efendim. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Zaman ediyorum. Zaman çabuk geçiyor. Ben teşekkür ederim. Ömür gibi programda bitti. Nazik efendim, bu güzel üslubunuzla birlikte bir program yapma imkanı bulduk. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Efendim ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin hepsine sağlıklar, afiyetler diliyorum. Allah Teala hidayetten ayırmasın, istikametten ayırmasın. Kıyamet sabahında Efendimizin yanında ona komşu olanlardan eylesin inşallah cümlemizi. Amin. Amin. Arşın gölgesinde gölgelenenlerden eylesin inşallah. Amin ya. Allah razı olsun hocam. Programınız daim olsun. Allah Amin. Teala nice programları nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ben de. Allah razı olsun. Eyvallah. Selam götürün Karabey'e. Aleykümselam, bağışlasın efendim. Tüm değerli dostlara inşallah Rabbim nasip etsin. Orada da inşallah sizinle görüşelim, hemhal olalım. Güzellikleri sizin... Bekleriz efendim. Eyvallah. Sizin yaşadığınız o güzel diyarda da her anlamda güzellikleri Cenab-ı Allah'ın ikram ettiği, hem yerüstü zenginlikleriyle, hem fiziki hem de manevi mekanlar itibariyle ve hem yer altındaki zenginliklerle çok güzel Eyvallah. Bir Eyvallah. Yerde yaşıyorsunuz. Eyvallah. Biz de selam ederiz. Tekrar Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. İzninizle birkaç mesaj okuyayım, bir eser, ondan sonra da veda etmiş olacağız. Yurt dışından hayırlı programlar hocalarım. Sohbetinizle cuma akşamlarımıza renk atıyorsunuz. Allah sizden razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka seyircimiz yine yurt dışından olsun. Osman Aslan Türk Bey, müstefid olduk demişler. Köylüm, okul arkadaşım müftümüze size Almanya'dan selamlar ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Evet. Böylelikle dostları, ilkokul arkadaşlarını buluşturan program cumaya doğru. Yazıverin altına. Düşmez ailesinden Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinizden hiç düşmesin. Rahmeti, bereketi, feyzi de düşmesin. Soy isminiz de müsemma olmuş olun böylelikle inşallah. Rabbim tüm evlatlarımızı hayırlı, imanlı evlatları eylesin. Allah sizden razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah cümlemize hayırlı ömürler, iman ve ihlas ile bir güzel ömür nasip etsin. Hayırlı akşamlar. Program çok güzel. Allah razı olsun. Selam ve hürmetler size ve kıymetli hocamıza demiş seyircimiz. Allah razı olsun. Evet, Ankara'dan Rukiye Karabıyık. Hocam, torunum Merve Sena hasta. Sizden dua istiyorum. Allah inşallah Rabbim Şafi ismi şerifiyle şifalar versin. Hayırlı amin. Cumalar demiş. Amin, amin. Eyvallah. Amin. Rabbim sizleri ne evlat ne torun acısıyla sınamasın. Evvela onu söyleyelim ama en garip zamanda Şafi ismi şerifiyle Cenab-ı Allah şifa lütfeylesin. Cümle hastalara. Cümle hastalara. Dertlilere deva, borçlulara eda, hastalara şifa. Amin. Değil mi efendim? Amin bu gece efendim. Hürmetine. Amin.
selam etmişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmtihan olduğumuzda biliyorum ama korku ve endişeme engel olamıyorum demişler. Efendim endişe gelecekte yaşanacak kötü hadiseleri ortadan kaldırmaya muktedir olamaz. Günümüzdeki huzuru ortadan kaldırır. Siz gelecek için endişelenmeyin ki gününüzdeki huzur ortadan kalkmasın. Değil mi efendim? Çok doğru efendim. Eyvallah. İmanı olanın imkanı eyvallah vardır. Amin. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Birçok mesaj var ama ancak bu kadarını okuyabildik. Kıymetli hocamıza, İlyas Yılmaz Türk Beyefendi'ye hasreten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta yine Cuma'ya doğru programında sizlerle birlikte olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. O zaman görüşene dek ve daima merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyoruz sizlere efendim. Dua buyurun inşallah. Geceniz mübarek olsun, cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Dervişlik başladır tacda değildi, kızdırmak odadır sacda değildi. Eğer bir müminin kalbin duyarsan Allah Allah, eğer bir müminin kalbin duyarsan Hakk'a tizcek gelir başa geçce değildi, tizcek gelir başa geçce değildi. Uyurken seyrimde kalktım ağlayıp, uyurken seyrimde yeşil alemin
kimin?